CHP Bandırma İlçe Örgütü Kadın Kolları 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü dolayısıyla parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması CHP Bandırma İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı Nazlı Canan Zivane tarafından okundu. Basın toplantısında Bandırma Belediye Başkanı Aydın Yağar, CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Atak, CHP Bandırma Belediye Başkan adayı Metin Ok, partililer ve meclis üyeleri katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümüne ilişkin basın açıklamasına hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O dönemde parlamentoda sadece erkek milletvekilleri vardı. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için verilen milli mücadelede kadınlar ve erkekler yan yana omuz omuza yer aldılar. Takvimler 5 Aralık 1934'ü gösterdiğinde ise biz kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçme ve seçilme hakkını kazandık. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün ifadesiyle kadının kurtuluş devrimi gerçekleşti. Bugün bu kurtuluş devriminin 89. yıl dönümü. Kutlu olsun. Birçok gelişmiş ülkeden önce eşit yurttaşlığı elde etmenin haklı gururunu yaşayan kadınlar 1935'te gerçekleşen seçimlerde aday oldu ve oy kullandı. Akın akın sandıklara koştu. Büyük şehirlerde kadın ve erkeklerin oy kullanma oranı birbirine çok yakındı. 17 kadın milletvekili meclise girdi. Bir yıl sonraki ara seçimde kadın milletvekili sayısı 18'e çıktı. O dönem meclisteki kadın milletvekili oranımız %4.6 oldu ve parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sıraya yerleştik. Bu gurur tablosunun üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen kadınlar hala siyasette birçok eşitsizlikle karşı karşıya. Parlamentolar arası birliğin 2023 verilerine göre dünyada parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında en alt sıralara geriledik. Pakistan, Suudi Arabistan ve Somali eşit temsilde bizim önümüzdeler. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün OECD, Haziran 2023 raporuna göre Türkiye'de kadınların siyasete katılımı OECD ortalamasında gerisinde kaldı. Raporda Finlandiya'da kabinede kadın temsil oranı %64.3 iken Türkiye'de bu oran %5.9'dur. Yine aynı rapora göre Bakanlar Kurulu'nda kadın temsili konusunda 42 ülke arasında 38. sırada yer alıyoruz. Parlamentoda kadın temsilinde Güney Kore'den sonra, Bakanlar Kurulu'nda ise Çek Cumhuriyeti'nden sonra geliyoruz. Kadın kimliğinin ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsili için kritik eşik %33'tür. %33'ün altındaki bir oran kadınların temsil edilmediği anlamına gelmektedir. 1934 yılından bu yana 24 genel seçim gerçekleşti. Toplam 11.985 milletvekili mecliste görev yaptı. Bu vekillerin sadece 717'si kadın. 2023 genel seçimlerinde Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesiyle Cumhuriyet tarihinin en cinsiyetçi parlamentosu oluştu. 600 milletvekilinin sadece 119'u yani %19.83'ü kadın. 27. dönem parlamentosunda %17.1 olan bu oran, 28. dönemde sadece %2.73 artabildi. Yine kritik eşik olan %33'ü bile yakalayamadık. Oysa 2022'de yapılan bir araştırmaya göre Türk toplumu kadının siyasette daha fazla temsil edilmesini istiyor. Verilere göre kadınların %71'i, erkeklerin %54'ü, kadın siyasetçi sayısı artınca Türkiye'nin geleceğini, daha iyi bir toplum hale geleceğini düşünüyor. Değerli basın mensupları, önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizde 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 31 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye başkanı sadece 22'si, yani %2'si kadın. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'deki 50.217 muhtardan sadece 1.119'u yani %2'si kadın. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11,
Kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla %3 olabildi. Değerli basın mensupları, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması eşitlik mücadelesinin önemli bir parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ana hedefimiz tam eşitliktir. Bu konuda dev bir adım atmış ve kadınların siyasette eşit temsilini sağlayabilmek amacıyla siyasi partiler yasasında değişiklik öngören teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştuk. Listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar yöntemiyle yapılmasını şart koşmuştuk. Teklifimiz AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Şu anda partimizin üst yönetimini oluşturan gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak son 3 yılda partimize yaklaşık 165 bin yeni kadın üye kazandırdık. %30'un altında olan kadın üye oranımızı %37'ye çıkardık. Kadınların siyasette daha aktif olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerde kadın temsilini en az 2'ye katlamaya kararlıyız. Belediye meclis üyeliklerinde fermuar sistemi uygulanmasını çok önemsiyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde eşitlik birimi kurulmasını ve yerel yönetim kadrolarında %50 cinsiyet kotası uygulanmasını hedefliyoruz. Değerli basın mensupları, bugün bizler için özel kılan bir başka konu ise Yaşam Hak Projemizin 3. yıl dönümü olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdiğimiz projemizle kadına yönelik şiddette etkin şekilde mücadele ediyoruz. 444-82-85 numaralı alo şiddet hattımız üzerinden şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Projemiz kapsamında bugüne kadar on binlerce kadının hayatına birebir dokunduk. Dokunmaya da devam ediyoruz. Ekonomik şiddetten psikolojik şiddete, dijital şiddetten fiziksel şiddete kadar bütün mağdur kadınları karakollarda, mahkemelerde, hastanelerde, savcılıklarda yalnız bırakmıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, barolar ve meslek odaları ile imzaladığımız protokoller sayesinde kadınlara ve çocuklara destek oluyoruz. Acil durumlarda kadınlar bize mobil uygulamamız üzerinden kolayca erişebiliyorlar. Biz kadınlar için eşitlik mücadelesi bir hak mücadelesidir. Eşit bir dünya kurmaya kararlıyız. Laik, demokratik, özgür yarınlar biz kadınların ellerinde yükselecek.